Gamuş'tan merhaba. Her hafta olduğu gibi parev diyerek başlayalım bu haftaki programa da. Bu hafta iki farklı dosyayla geleceğiz karşınıza. Birincisi Noel kutlamalarında Türkiye'nin dört bir yanında nerelerde, daha doğrusu iki farklı bölgede neler yapıldığını aktaracağız. Oradaki kutlamalardan görüntüler ekranlarınıza getireceğiz. İkincisi de 2015 yılı içerisinde yaptığımız programlardan bir derlemeden hazırladığımız almanak olacak. Bu kutsal gecede bizler de Rabbin doğuşunun ikizini kutlamaya derinden arzuluyoruz. İstanbul'da her yıl 24 Aralık'ta yapılan Noel ayinine götürdük sizleri. Saint Antoine'daki görüntülerle başladık programa. Buradan Hatay'a gideceğiz. Hatay'da da Noel kutlamaları yapıldı. Ortodoks toplumu camiası Hatay'daki, Antakya'daki kilisede Noel ayinini yaptılar. Bu yıl Noel balosu iptal edildi. Vakıf yöneticileri, mütevelli heyetindeki yöneticiler Noel balosunun iptal sebebini hem bölgede yaşananlar hem de dünyadaki savaş ortamı olarak belirttiler. Bakalım Hatay'da, Antakya'da nasıl kutlanmışlar. İskenderun Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayininde barış ve kardeşlik mesajları verildi. Noel balosu ise iptal edildi. İlçede oturan Hristiyanlar Papaz Dimitri Yıldırım'ın önderliğinde ayinle dua etti. Ayinde birlik ve kardeşlik mesajları verildi. İskenderun Ortodoks Kilisesi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Can Teymur, Hz. İsa'nın doğuşu olan bugün de Hristiyan vatandaşlarımız bayramı kutluyor. İnsanlarımız kiliseye geliyor, çocuklarımıza Noel Baba tarafından hediyeler veriliyor. Bu vesileyle gerek Noel'i gerek birkaç gün önce kutladığımız Mevlid Kandili ve önümüzdeki hafta kutlayacağımız yeni yılın tabii başta ülkemiz ve milletimize, sonra da bütün insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyoruz dedi. Teymur, Hataylı Hristiyanlar olarak bu yıl Noel balosu yapmayacaklarını belirterek, bu sene her yıl geleneksel olarak kutladığımız balomuzu yönetim kurulu olarak yapmama kararı aldık. Çevremizdeki durumu da göz önünde bulundurarak ülkemizde her gün cenazelerin geldiği bir ortamda böyle bir balo yapmayacağız ifadesini kullandı. Bir başka kutlama da İstanbul'daydı. İstanbul'da Feriköy Sultanpaşa Kilisesi'nin bahçesinde büyük bir çadır kuruldu. Ve bu çadırda Noel kutlamaları yapıldı. Mangallar kuruldu, şarkılar söylendi. Ancak buruk bir Noel sevinci vardı herkeste. Dilek Gül sizler için bu Noel kutlamalarını izledi. Noel günü Womank grubu da orada sahne aldı. Womank'tan Sarı Usta'nın sözleri çarpıcıydı. Hala insanlar ölüyorken geleceğe umutla bakabilmeyi umuyoruz diyordu. Bakalım Dilek Gül'ün haberine. Bugün 24 Aralık Noel. Hristiyanlar için oldukça önemli bir gün. Hristiyan alemi için bugün Hazreti İsa doğdu. Aslında farklı mezhepsel inançlar var. O nedenle 24 Aralık'tan ocağın ikinci haftasında geçen süre boyunca Hazreti İsa'nın doğum günü kutlanıyor. Biz de İstanbul Ermenilerinin düzenlemiş olduğu bir kutlamadayız.
Feriköy'de Ermeni İlk Öğretim Okulu'nun bahçesinde düzenleniyor bu kutlama. Tam da kutlamaya uygun hale getirilmiş okulun bahçesi. Işıklandırılmalar yapılmış. Noel Baba figürlerinin olduğu süslemeler okulun bahçesinin her noktasında. Kapının hemen girişinde yemekler dağıtılıyor. Buraya gelen konuklar yemek yiyorlar. Ve birazdan da canlı müzik tam anlamıyla başlayacak. Ve gece boyunca Noel'in gelişini İstanbul Ermenileri Feriköy İlk Öğretim Okulu'nda, Ermeni İlk Öğretim Okulu'nda kutlamaya devam edecek. Yeni yıldan beklentileriniz, ne istiyorsunuz? Ve çok neşeli gördüm sizi. Sağlık, mutluluk. Tüm dünyaya barış diliyorum ben. Evet, tüm dünyaya. Maalesef dünyanın dört bir tarafında, ülkemizin dört bir tarafında savaş olsun hala devam ediyor. İşte her gün bir tekne batıyor, bir sürü insan ölüyor. Bunların içinde ufacık çocuklar da var. Biz bugün burada sonuçta eski bu arkamızda bıraktığımız yılı belki artık terk etmek üzere buradayız ama en azından madem bu kadar yan yana geldik, bir dilekle bırakalım arkamızda 2015 yılını ve hiç kimse, hiçbir çocuk, hiçbir insan artık yok yere ölmesin diyelim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Evet, son olarak da Alman aklımızı ekranlarınıza getireceğiz. 2015 yılında birçok röportaj gerçekleştirdik. Birçok ilk program gerçekleştirdik. Türkiye'nin azınlıklarla ilgili programı, tek programı Gamurç 2015'te de takipçisi oldu Gayri Gündem'in. Bakalım neler varmış 2015'te. İyi bir 2016 diliyoruz. Barış dolu bir 2016 diliyoruz Gamurç ekibi olarak sizlere. Almanak'la tamamlayacağız programımızı. Kırlangıç her sene yuvasını yapar. Yuvasını yaparken her bir dalı bitiştirirken hem türküsünü söyler hem de eski yuvasını hatırlar. Anımsar, düşünürmüş. Burası dümdüz bir araziydi esasında. Ve bu arazi üzerinde çadırlar kuruldu. Çadırlarda yatıp kalktık ve başladık. İlk işimiz elimizde kazma, kürek. Şu gördüğünüz ağaçları dikmeye vuruyor. Fidanları kazdık, ettik. Her tarafa ağaç diktik. Her tarafa ağaç diktik. Sonra gittik. İleride size gösteririm. Kocaman bir kuyu açtık orada. Önce buralara hortum yoktu, kovalarla suladı. Daha sonra koca hortumlar da aldık, tulumba yaptık. O tulumbayı her gün çektik, suladık bunları ve buralar yemyeşil alanlar oldu, kocaman alanlar oldu. Ve sonuçta şimdi... Biraz sonra göstereceğim binayı inşa etmeye başladık. Kaplumbağamız vardı bir tane. En sevdiğimiz yerdi bu bahçe. Çeşit çeşit çiçek vardı. Akşamları serinler otururduk. Şu gördüğümüz önümüzdeki boş alan da çocukların oyun alanıydı, oyun bahçesiydi. Onlar oynardı, ben de burada oturur, onları keyifle izlerdim. Hasan Usta vardı, inşaatçıydı o, kalfa. Biz ona amelelik yaptık. Ve bu çocukların hemen hepsi Anadolu'dan İstanbul'a gelmiş, kimsesiz kalmış çocuklardı, Ermeni çocuklarıydı. Bir kısmı öksüz, bir kısmı yetim, bir kısmının ailesi vardı ama Anadolu'dan gelmişlerdi. Derken biz oraya cennet gibi bir mekan yaptık. Yazları bu kampamen alınmıştı ki ben geldiğim zaman zaten bu üst kattan hiçbir şeysi yoktu yani. Biz kendi ellerimizle, kendi Hasan Usta diye bir ustamız vardı Trabzonlu, onun vasıtasıyla kalfaydı yani bu, inşaat kalfası. Onun vasıtasıyla buradaki
emek sarf ederek, o zamanlar 30 kişi vardık yani biz burada ilk zamanlar, dediğim tarihte 63 yıllarında veya 62 yıllarında kendi ellerimizle bu ayı biraz güzelleştirdik yani. Ve ondan sonra devamlı, okul kapandıktan sonra gidecek yerlerimiz yoktu çünkü babam Sivas'ta, Kangal'da. Yani bizim ne baba ne anne, benim gibi kaç 50 kişi oldu mesela. Hepimiz yazın buraya geliyorduk. Sebebi de burada Ermenice'yi unutmayalım. Hı hı. Okulda öğrendiğimiz Ermenice'yi unutmayalım ve devam edelim diye. Buraya geldiğimizde zaten etraf olduğu gibi bomboştu. İki tane ev vardı burada. Yani buradan baktığımız zaman deniz gözüküyordu. O kadar güzel bir yerdi. Tabii biz burada eğitimi öğrendik, insanlığı öğrendik. Yardımlaşma öğrendik. Nasıl öğrendik yardımlaşmayı? Şöyle söyleyeyim. Ellerimiz zaten taşıma gücümüz yoktu. Bir arkadaşımız hemen tutuyordu. Yardım edin diyordu. O bir ucundan, biz bir ucundan. Şöyle burada sevgiyi, şefkati öğrendik. Ama şimdiki durumu zaten biliyorsunuz. Fazla da konuşmak istemiyorum. Yani bir emekçinin hakkını, yetimine hakkını, nasıl oluyor bu vicdansızlık? Onu artık bekliyoruz. Neticeyi alacağız. Kuyruk, seni de tanıyalım. Bir de sonra şunu sormak istiyorum. Burada bir gün nasıl geçiyordu? Nasıl geçiriyordunuz? Evet. Ben Arus Tecer, eşim. İlkokulda beraber tanıştık ve büyüdük, evlendik. Buradayız. Buranın her şeyini bilen insanız. Okulunda doğal olarak her şeyini biliyoruz. Gedikpaşa'da mı tanıştınız? Gedikpaşa okulunda, Javaran'da. Aynı okula gittik, İncirdibi okulunda. Aynı sınıfta ve yan yana oturduk. Oradan böyle bir atılmış bir şeylerle büyüdük, yeniden bir alevlendi derken işte evlendik. İşte şimdi böyle torunumuz var. Buranın yetiştirdiği bir çiftsiniz yani. Evet, bir de Rakeller var. Dink, Rakel, onlar da buradan yetişmediler, evliler. Bir de biz varız yani. Burada evlenen kişiler iki tane, iki çift varız. Biri de biziz. Burada geçirdiğimiz güne bakarsan, günlük zaten periyot mutlaka o saatler başında mutlaka olur. Sabah kahvaltıya kalkılırdı, önce dua yapılırdı, sonra kahvaltımızı yaptırırdı. Baron Hrant Güzelyan bunları rutin koymuştu her şeyi. Duadan sonra güzel bir kahvaltı yapardık. Kahvaltıdan sonra herkes toparlanırdı. Bir parti denize inilirdi, sırayla sıraya konulurdu. Başımızda büyüklerimiz hep beraber. Buradan zaten deniz görünürdü. Denize giderdik yürüyerek. Belli bir saat kalırdık. Belli bir saatten sonra gelir. Öğlen yemeğimizi yer ve uykuya yatardık. Bunlar ama hep mutlaka saatler içerisinde olurdu. Uykuya yatardık, kalkardık. Bir oyun alanı veya bahçede yapılacak bir iş varsa otlar yolunacak. Ne bileyim, en ufak çakıl taşlarını bile biz toplardık yerden pis görünmesin diye. Her şeyi toparlardık. İşte çimlere kadar. İşleri mesela erkekler kızlar şeklinde mi bölüşürdünüz, yani, nasıl olur? Ağır işler hepsini erkek, o taşıma işlerini, kumları, torbaları, çimentoları hep erkekler yapardı. Biçmeler falan mesela, ot yolmalar. Kızlara kalan işte çok fazla bir şey kalmazdı. İşte büyükler küçükleri yıkar, temizler saçlarını, yıkar saçlarını, tarar. Küçükler de ona göre riayet eder. Küçük kendi küçüğünü işte toparlardı. Böyle birbirine imece usulü. Herkes birbirine yardım ederekten, zaten en büyüğümüz bunu gösterdi bize. Yardımlaşmayı, birbirinizi sevmeyi, birbirinize hani ilgi göstermeyi, en büyüğü de zaten Baron Hrant Güzelyan'dı. Çok iyi bir disiplinle hepimizi çok iyi yetiştirdi. Bir iki vardı. Peki sizin şimdi torunlarımız var diyorsunuz. Torunlarınız ne diyor mesela şu an bunu duyunca, ya da çocuklarınız şu anda işte bu yıkımı duyunca, daha önceki bu iadesi söz konusu oldu, işte birçok kere haber yapıldı burası. Zaten başından beri her şeyi takip etmeye çalışıyoruz. Ki dolayısıyla bizim toprağımız diye düşünüyoruz. Takip ediyoruz. Tabii ki onlar da duyunca üzüldü. Bizimle beraber yaşıyorlar çünkü. Bir sürü resimlerimiz var. İşte şurada şuydu, burada buydu falan diye böyle geçiriyoruz. İşte yani 15 gün önceydi en son. Hatta bir ay önce abisi vardı Lübnan'da. O geldi, onu getirdik. Kaç sene, 45 sene sonra ilk kez gördü burayı. Giremedi içeri. Bu cam kalıplarda dikkate değer olan benim ailemin yolculuğunu yansıtıyor olmaları. Jenerasyonlar ve sayısız ülke arasında geçen yolculuğunu. Türkiye, Mısır, Sudan, İngiltere ve Birleşik Devletler. Bu fotoğraflar artık kayıp olan bir hayatı, bir toplumu ve bir yeri yansıtıyordu.
Ortaya çıktıkları bu zaman ise Ermeni soykırımının 100. yılı arifesiydi. Ve bu fotoğrafları sizlerle paylaşmak istiyorum. O dönemde hayatın nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Seçtiğim bu fotoğraf Fırat Nehri üzerinde. En önemlisi dünyanın o bölgesindeki, çok önemli İncil'de de yer alan bir nehir. Ararat Dağı'ndan Erzurum'un kuzeyine ve Anadolu'dan Suriye'ye, Irak'a ve Basra Körfezi'ne uzanan bir nehir. Fırat'a akan Arap Kiriçi'nde ve dışında üç akıntı vardır ki halen hayat kaynağıdır bunlar bölgenin. Öncelikle bu mal iadesini iyice bir açıklamak lazım. Biliyorum ki bu programı yurt dışından da birçok bu toplumların diasporaları izliyor. Şimdi bu mal iadeleri 1936'dan sonraki mallarla ilgili. Yani Cumhuriyet döneminin mallarıyla ilgili. Yani Cumhuriyet öncesi malların iadesiyle ilgili bir süreç değil bu. Özellikle de 36 beyannamesinde olmayan veya bağış yoluyla elde edilen o ünlü 1972 Yargıtay kararı ve mal edinemez, işte bunlar yabancıdır gibi algılardan dolayı normal cemaat üyelerinin kazandığı, bağışladığı, satın aldığı malların bir şekilde, yani o sözcüğü kullanmak istiyorum, gasp edilmesi neticesinde devlete geçen veya çeşitli üçüncü kurumlara satılan mallarla ilgili çalışıyoruz biz. Yani öyle bir algı var diasporada, aman yani biz her şeyi iade ediyoruz. Çünkü bunu muhalefet de çok kullandı. Sanki ülke bölünüyor. Yani bu geçici 11. madde çıktığındaki yani yazılar okursanız dudaklarınız uçuklayabilir muhalefetin söylediği. Yani gerçekten çok ağır şeyler söylendi. Hiç alakası yok halbuki ama. Aslında bu çok güncel bir sorun. Yani bu 100 yıl öncesinin mallarının iadesi gibi bir şey değil. Değil. Bu vakıfların 1936 beyannamesi. Ondan sonraki süreçlere, Cumhuriyet'in süreçlerinde. Şey, bu bile aslında çok büyük bir problem haline geldi. Gazetelerde evet. Bir sürü konuşuldu. Hem de dediğiniz muhalefet kullandı. Ama bunun iadesi bile oldukça uzun bir süreç oldu. Ben bildiğim yani, kadarıyla bir 10 yılı var. Evet, mesela son bir örneği anlatayım. Sayın Genel Müdür, onu çok konuştuk. Biz son bir örnek Süryani, hani Mimar Sinan'ı Süryaniler geri istiyor gibi bir manşet de oldu. Orada aslında bir çok küçük bir arazi orası. Şöyle bir Süryani vatandaş 60'lı yılların sonunda kendi çalışarak kazandığı bir arazi bu. Yani normal Türkiye şartlarında çalışmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Süryani vatandaş. Bir arazi elde etmiş. Mirasçısı da olmadığı için demiş ki ben bunu Süryani Kilisesi'ne bağışlayayım. Çok değil mi? Çok halisane düşünceler yani değil mi? Yani yardım etme, vakfetme. Sonra bunu da bağışlamış gerçekten de. Tam tapuda tescil edilirken demişler ki siz cemaat baktasınız, mal elde edemezsiniz yeni başta. O sultanda ne varsa odur. Yeni mal alamazsınız. Yani bu tabii yani bütün normların dışında, yani insan haklarının, yani hukuku bu şekilde 30 yıl yani meşgul etme çok ağır bir suç aslında, ben bireysel fikrim. Yani ve buna binaen onlarca karar alındı. Kararın kendi hukuksuz aslında. Yani nasıl oluyor ki kendi mal ediniyor ama hükmü şahsiyeti de kilisesine malı veremiyor, okuluna malı veremiyor. Tabii absürt bir karardı. Tabii bu karardan 30 sene de olsa sonra da dönüldü. Sonra ama iş bundan sonrası daha karmaşık. Siz hazine olarak dava ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bu varis değildir. Yani çünkü varis olamaz, kanuna aykırı. O zaman davayı kazanıyorsunuz, teşkil bozuluyor. Yani tapuyu hazine üstüne alması lazım değil mi? Evet. Çünkü o dava için hazine. Yok, hazine üstüne almamış dava şeyi, malı, gayrimenkulü. Almış 20 sene sonra hem de. Öyle boşta kalmış. Yani mali hazinesi, hanesi boş kalmış. Kimin olduğu belli değil. Sonra onu bir şekilde tekel tuz idaresine vermiş. Şimdi dosya önümüze geliyor. 11. madde diyor ki bu şekilde mal edinememekten dolayı eğer bir gayrimenkul hazineye ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kaldıysa iade edilir. Kalıp da sattıysak biz parasını veririz. Şimdi biz bakıyoruz, şimdi dosya önümüze geliyor. Tabii o Laki Bey'in döneminde, sonra ben de buna bakmak durumunda kaldım. Bakıyoruz, malik kim? Ne hazine
ne vakıflar. Malik kim? Tekel tuz idaresi. O zaman biz veremeyiz. Mal bizim değil diyoruz vakıfla genel müdürlüğü olarak. Yani böyle absürt olgular var. Bir tanesi şey ilginç geldi bana hukukçu olarak. Türkiye bu kararı uygular mı? Yani kazandığımızı varsayalım. Türkiye bunu uygular mı? Sorusu geldi. Ben şey dedim yani Türkiye'yi bu karar bağlar ve Türkiye bunu uygular dedim. Öyle yani eğer Türkiye ciddi bir devletse ki ben öyle biliyorum, düşünüyorum, eminim buna. Nitekim başımdan böyle bir davada geçti bildiğiniz gibi. Büyükada'daki yetimhane davasında gene Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uyguladı Türkiye. Yani zaman geçirmeden uyguladı hem de. Arkasından Bozcaada'da gene 3 tane bir mezarlık, bir kilise Rum Vakfı'na ait bir manastır. 3 ayrı dava. Ben İnsan Hakları Mahkemesi'ne kazanmıştık davayı. İade davası yani uygulamasını, bu kararın uygulanması için dava açtım. Dava devam ederken uyguladı Türkiye. Dolayısıyla yani kendi pratiğimden biliyorum. İyi de yaptı. Yani bu ciddi devletlere yakışan şeylerdir, hareketlerdir. Yani aslında belki biraz buna şimdi davanın nasıl geliştiğinden çok biraz da bu kazansak da uygulanır mı acaba kaygısı olabilir. Evet yani güvenmiyor soruyu soran. Öyle bir ön yargı var. Şeyde anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla Lübnan'da, diasporada. O ön yargının kırılması açısından da bu dava önemli. O yıllarda Ermenistan'da dayımla mektuplaşıyordum. İşte 30 yaşındayım. Ben 15 yaşımdan beri Ermenistan'da yaşayan dayımla mektuplaşıyorduk. Dayım yazmayı çok sevmeyen bir adamdı. Annesine yahut ablasına, kız kardeşine mektup yazmazdı ama ben yazınca ne hikmetse bana cevap verdi. Çocuk olduğum halde, genç olduğum halde. Öyle ki biz yazışıyorduk. Anneannem de bazen kızıyordu. Bak köpek bana yazmıyor, sana yazıyor derdi oğlu için. Biz yazışıyorduk çünkü Ermenistan'ı merak ediyordum. Ona soruyordum. O da Sovyet'in sansürlü zamanında verebileceği kadar cevap veriyordu mektuplarıma. Daha sonra 65'ten sonra 67 yılında falan 66 yılında ben ilk defa Ermenistan'a gittim. Gittiğimde de evinin köşesinde bana bir çeşme gösterdi. Erivan'da çeşmeler çoktur bilirsin. Her köşe başında vardır da. Bunların evinin köşesi biraz sapa bir yerdir. Bir fabrikaya giden bir yoldur. Alçı fabrikası vardır o sokakta. Sokağın sonunda. O sokakta da işte göçmen evle Yunanistan'dan göçen Ermenilerin bir katlı iki katlı evleri vardır. Yani biraz şehrin dışındadır. Bir göl vardır yakınında, Tokmak Göl dedikleri. Bana çeşmeyi gösterdi. Bak bak dedi, üstündeki yazıyı da oku dedi. Üstünde de bir yazı vardı işte. Türkiye'nin 1915'te ölüme götürdüğü 1,5 milyon Ermeni halkı için, halkının canı için, ruhunun rahatı için bu çeşme yapılmıştır diye. Bu çeşme Gacı Korzaran, yani alçı fabrikası sokağı sakinleri tarafından yaptırılmıştır diye bir yazı. Ve su devamlı fıskiyedir. Akar oradan kendi geçer, mutlaka o sokağa girdiğinde su içerdi dayım. Dayım çünkü sürgünü yaşamış, yürümüş bir adamdı. Yani Fırat boylarından yürümüş, 15 yaşındayken yürümüş bir adamdı. Ve çok anlatacağı şey vardı. Anlattığı şey vardı. Nasıl yaptıklarını sorduğumda dedi ki, önemli olan nasıl yaptığımız değil. Önemli olan dedi, bunu tam 50. yıl dönümünde 24 Nisan
1965'te günü açılışını yaptık dedi. Bu bana çok anormal gelmedi. O zaman izah etti. Çünkü dedi o zaman dedi daha Ermenistan'da resmen açılmış bir soykırım anıtı yoktu dedi. Küçük de olsa bu ilktir dedi. Bir kartal resmi kabartması olan bir çeşme taşıydı. O zaman merak ettim. Peki başka yok mu? Bir tane var ama daha yapılıyor dedi. Yani Cizre-Lagapert dediğimiz bizim soykırım anıtı ve sonra da müzesi vesairesi henüz inşa halindeydi. Kendilerine nasıl bu işi başardığını kendi anlattı. Biz mahalle halkı olarak muhtarın önderliğinde böyle bir şey yapalım dedik dedi. Çünkü biz hepimiz soykırımı yaşamış insanlardık. Burada toplananlar. Buradan kaçmış Yunanistan'a gitmiş, Yunanistan'dan Ermenistan'a göç etmiş insanlardık. Ve bir proje yaptık, çizdirdik bir ressama. Getirdik mahalle komitesi, mahalle komitesinden rayon komitesi, yani kaza komitesi, oradan başkent komitesi, partiye yani. Verdik. Onlar da cevap vereceğiz dediler. 15 gün sonra cevap geldi ki bu projeniz beğenilmemiştir. Başka bir resim çizeyim. İkinciyi çizdik. Yine beğenilmeyince bu sefer gittik şahsen adam bulup sorduk niye beğenmiyorsunuz diye. Üzerindeki yazı politikamıza ters. Sovyet politikasına ters düşüyor. Türkiye ile İyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. O yüzden Türkiye'yi kızdıracak bir yazı, Türklerin ismi geçen burada. Türkiye Ermenileri katletti lafı olmaz. Bunu da yazmadan olmaz. Bunu yazmasak ne yazacağız diyorlar yani. O zaman diyorlar hiç yazı yazmayın ya. Bir anıt yapın. Bir tarih yazın falan. Peki öyle yapıyorlar. 1915-1965 bir de tarih yazıyorlar. Veriyorlar. Hemen kabul görüyor. Ama çok yaklaşmış günü. Gece gündüz çalışıyorlar. Yaptırıyorlar anıtı, çeşmeyi. Gecenin, son gecenin gece yarısında da ustayı getirip üzerine o ilk yazıyı, reddedilen yazıyı yazdırıyorlar. 24 Nisan'da da törenle açılıyor. Resimler, resimler çekiliyor. Gazeteler resimlerini çekiyor. Parti de bir şey yapamıyor artık. Oldu bittiye getiriyorlar yani. Sabah sana bir şey geliyor mu? Hayır. Ağaçları mağaçları suluyorlar. Ağaçlar büyüyor. Salkım Söğüt dallarını sarkıtıyor. Yazı kapanıyor falan. Onlar dalları buluyorlar. Böyle bir komedi. Bizim dayı bu çeşme bizim derdi. Ben de bizimi özelleştirmiştim. Bu çeşme dayımın çeşmesi derdim. Çünkü bir heyet kurmuşlar. Küçük paralar, kuruşlar toplayarak ancak paraya yapabiliyorlar böyle bir şeyi. Sovyet yasalarına göre. Bunlar kopekleri toplarken veznedar da dayım oluyor. Bu yüzden tabii bu işin başında sen vardın, paraları sen topladın diye biraz çekiştirirdik. Dayımın çeşmesi dediğim çeşme bugüne kadar duruyor. Ondan bir sene, bir buçuk sene sonra soykırım anıtı açıldı. Ondan sonra her mahalleye, her köşeye, her tarafa yapıldı. Bu ilkiydi. Evet belki dikkat etmişsinizdir. Şu anda Gomidas Sokağı'ndayız. Şu arkamda gördüğünüz tabela Alfortville'deki Gomidas Sokağı'nın tabelası. Bu sokağın hemen diğer tarafında içerisinde ise Ermeni Kilisesi var. Bu Ermeni Kilisesi 1929 yılında yapılmış. Alfortville Fransa'nın Paris'in güneyinde Ermenilerin en çok yoğun yaşadığı bölgelerden biri.
Alors la ville d'Alfortville s'est construite il y a maintenant 130 ans. Nous allons fêter notre anniversaire le 1er avril 1885. Et cette commune, elle a été par le passé organisée autour de faubourgs, de marécages. Elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, une commune de 47 000 habitants. Et cette commune, elle a accueilli il y a plus d'un siècle une communauté, la communauté arménienne, qui s'est développée en famille. Et les familles se sont entraidées, des pavillons se sont construits, des quartiers entiers se sont développés. Et donc, l'historique même d'Alfortville puise son identité au travers et aussi à partir de la communauté arménienne alfortvillaise. Donc c'est extrêmement important de pouvoir avoir cela en mémoire. Et la municipalité, très naturellement, hein, c'était le cas de mon prédécesseur René Rouquet, mais aussi de son prédécesseur Joseph Franceschi. Moi, je suis maire depuis 3 ans. À nous trois, maintenant, moi plus modestement, nous avons 50 ans de vie municipale. Joseph Franceschi a été maire 23 ans, René 24 ans et moi depuis 3 ans. Et donc, je suis très fier de la manière dont cette ville vit son identité. Elle est multiple, plusieurs nationalités, plusieurs confessions et tout ça dans un art de vivre, comme on le qualifie, qui est extrêmement agréable. Alors ma responsabilité aujourd'hui de maire, c'est de poursuivre cela. Et un jour, une alfortvillaise d'origine arménienne m'a dit « Mais est-ce que vous serez, monsieur le maire, aussi à nos côtés que l'ont été vos prédécesseurs ?» Et la réponse que je lui ai apportée, je lui dis « Écoutez, j'espère que le maire d'origine grecque que je suis sera autant aux côtés de la communauté arménienne d'Alfortville que mes prédécesseurs, voire normalement plus, puisque nos origines, nos cultures sont quand même très similaires. » Mais au-delà de cette petite anecdote, nous allons, dès cette année, avec les commémorations, livrer le groupe scolaire Kevor Karabian, pour lequel la ville a participé, a accompagné. Nous allons aussi faire de grandes commémorations, je le souhaite, dans le cadre commémorations du génocide. J'aimerais que nous puissions inaugurer une statue de Saint-Mézerop à Alfortville. Pourquoi ? D'abord parce que Saint-Mézerop, c'est un symbole. Aussi parce que la ville est jumelée avec la commune Chagan, qui a dans son église, dans ses sous-sols, la sépulture de Saint-Mézerop, l'inventeur de l'alphabet. Donc tout ça fait sens à la fois pour Alfortville et ses habitants, et sans sur le plan du symbole. Donc nous allons avoir des jolis moments à continuer à partager, en tous les cas, nous nous y préparons. Et puis, sur le plan national, que ce soit René Rouquet comme député, qui depuis des années et des années porte le combat de la reconnaissance du génocide, de la pénalisation de ceux qui ne reconnaissent pas ce génocide, moi, plus modestement, depuis 3 ans au Sénat, nous essayons d'accompagner ces travaux pour que ce sujet, qui n'est pas qu'un sujet arménien, qui est un sujet de civilisation pour le monde entier, puisse, une bonne fois pour toutes, être bien pris en compte par tous et pour tout. Il y a les rapports avec la Turquie, c'est le rapport international et de la diplomatie qui doit s'exprimer. Et puis nous avons à pouvoir défendre nos valeurs communes. Et je pense que le 24 avril prochain, avec le symbole de la présence du président de la République François Hollande en Arménie, où j'ai cru comprendre, puisque j'étais moi-même en Arménie il y a quelques semaines, que son déplacement provoque le déplacement d'autres chefs de gouvernement et de chefs d'État, ce sera pour le monde entier un moment très singulier que celui du 24 avril prochain. Bir Ermeni aday olarak çıkmak, yani ortaya çıkarılması ya da çıkmak. Nasıl bir duygu ve bunu olumlu mu karşılıyorsun yoksa daha çok mesela siyasetçi olarak mı gözükmek isterdin? Yani tabii ki bunun politik bir karar olduğunun altını çizmek lazım. Dolayısıyla hani bu yokmuş gibi bir söylemle devam etmek doğru değil. Tabii ki ben Ermeni ve kadın ve genç olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi tarafından birinci sırada aday gösterdim. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki değişimin bir uzantısı olarak sergilediği bir politik adımdı. Dolayısıyla hani bunu göz ardı etmeyi doğru bulmuyorum. Ama bu demek değil ki ben sadece hani siyaseten yapıp ettiklerimin Ermeniliğime kilitlenmesini tercih ediyorum. Ben evet Ermeni kökenli daha doğrusu Ermeni bir milletvekili olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletvekili olacağım ve partimizin politikaları doğrultusunda mecliste yasama faaliyetimi yürüteceğim. Bunun böyle değerlendirmesi gerekir.
Daha sonra devam ederken içinde soracağız partide nasıl karşılıyorsun. Herkesin merak ettiği sorular var. Şimdi hemen Twitter'dan zaten birkaç tane geldi. Tamam. Malum konularla ilgili. Garo peki sen nasıl uyuyorsun? Yani etnik kimlik üzerinden siyaset yapmak şu anda Türkiye'nin bir öncelikle gerekliliği şu anda herhalde. Çünkü en son milletvekili benim hatırladığım hani Müslüman Türk olmayan bir kesim. Önce Hükami'ydi diye hatırlıyorum. Ondan sonra ilk siz olacaksınız diye tahmin ediyorum. Sen nasıl görüyorsun bunu? Şöyle Cefik Hami vardı ama Cefik Hami de bizim dertlerimizden bahsedemezdi. Doğru. Yani sonuç olarak bugün Mehmet Metiner de AKP'de var ama Mehmet Metiner de Kürtlerin sorunlarından bahsedemiyor. Halbuki geçmişte bu hareketin partilerinde yöneticilik yapmış bir insandı. O gün söylediklerini bugün söyleyemiyor. Yani bir insanın hangi kimlikten olduğuna öte ne söylediği bence önemlidir, neyi savunduğu. Yani bir arada yaşama iradesini mi savunuyor yoksa padişahım çok yaşamı diyor. Bütün mesele bu. Yani bir insanın yalnızca kimliğine bakarak mesela değerlendirmemek lazım. Ben pek çok gayri Ermeni insanı bazı Ermenilere tercih ederim benim haklarımı savunmasından Doğru. dolayı. Bizde büyük bir binaydı. Halen duruyormuş o bina. Sordurdum. O bizim okuduğumuz bina duruyormuş. Malatya'ya anlatırken erkekleri götürdüler dedin. Malatya'ya geldik. Kocam İtiyat askerine gitti. Oradan bekledik 1,5 sene. Yaşlı kadınla yaşadık. Geldik Kürdan. Böyle olmuş askerden geldi ki. Böyle sallanıyorlar. Taşları kırdırmışlar. Erzurum'a gittiler o zaman. Erzurum'a götürdüler. Topladılar hepsini. Kırklıları, kırklı binleri, kırklı ikilleri. Ah. Hem İtiyat askerlik yaptı, hem Mazhep askerlik yaptı. Arap yerde Mazhep yaptı, buradan da İtiyat askerlik. Ondan sonra bilmiyorum işte zamanlar geçti. Çocuklarım oldu, oğlum oldu. Bu çocuklar oldu. O zaman da İstanbul'a gideceğiz. Bu çocuklar okuyacaklar. Malatya'da yok okul. 57'de İstanbul'a gitmişiz. 57'de. Ah. 57'de. Zaren ben kayuze helale helenin nayi eşkini karkarı barı guze helale helenin nayi eşkini karkarı barı guze helale helenin nayi Yes Pedros setragi koşke yanız zambelin azar inna hür yere suntari musale yolmulu kürüm Çoğutsalı abiri billuze Hala 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 ninnaye Meşhur Musa Dağı direnişi. Musa Dağları'nın
yiğitliğinin Frans Waffel'in Musa Dağı'nı 40 gün kitabıyla da ölümsüzleştirdiği direniş. Hazır iyilik de sen iyilik. Asıl soğut ne? Asıl üremen pekal şinelu kordike. Pekal pasır. Şere pasuk. Harisayi tek leran kokker ke li kan dar nerer. Horese de tümey karazuk pet gidelim. Esin de es gidresin berink hasen. Tene me sevani verin haser pasuk. Verin tıkmayın. Hasi dahtak. Es kalır zaten derizen. Ha es geçer ke her sasar gel. O geçirmeyin kan minic. Ama hava sarısınız. Kalıyor geçirmeyin. Kebuser, Vakıf, Hıdır Bey, Yoğun Oluk, Acı Habib'in, Bityaz, Musa Dağ'ın bu altı köyündeki Ermeniler 100 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu tarafından uygulanan tehcir kararına uymayı reddettiler. Moses Dağı'nın tepesine çıktılar ve direnişlerini düzenlediler. Ermeniler yurdun dört bir yanında soykırıma uğrarken Musa Dağı'ndakiler diğer bazı bölgeler gibi Osmanlı ordusuna karşı mücadele ediyordu. Ana gitem. Ser papan patmater atle parsranal. Ha ha lerif lerif heres patmelerin ki masnaksel heresel meresel heresela poker karvinçi masnaksel pays anasına pahi Oknagan nayel, anasınlerine bahel, İran gelinlerine telefonu dağınır en koşfun. Haberin tanım pelum testen, era hoş çıkar. Eş çakadı, sen çakad kan testin de telefonu dağınır en, isteyen dağınır en. Merhaba. Mek yolunoluk zeyink, taşnak zanını kentronler merkeğe. Merun hanesin lere. Yoğurtin. Asin kamah kam azadutyun. Hansnavel çıka. Ah. Mer güvatsi turkagan zimbolu neyin kafiserer nair xabar nere berum. Hur serkaxi jara desek koturelüyen. Mer onke jovoven anun ama mer güvenz taşnaktagan nere agumpa mer tam kuhner. De jov yalla lere. İnç anasınlerin en tanım, çoren, moren, o delik inçka, eşi of, çi of, çori, çori şatkar, çori of, hanımı, lere. Musalemsinler, polor etkileri çoğu vursun, polor patlasınlar, van. Musaler, Musaler ve Gagat'ı. Karasun ol, Baykal'ın Türkiye'ye idi. Bizi anadık değil de, çoğuz komut sova, mikomiz, arayınları o, elnelka. Dev eline, o iş deviz hınara vurçilini. Biz et campanet, nerum, hızkımeyin, zimbor nerof, deh. İrinç vaktiç miyat Fransa'dan nav yeri batıydı. Navı var yeri batıydı. Teselin vursu Fransa'dan turuşu. Spidak savanov miyat Spidak turuşen parçasıydı. Vur navı modena eli. Spidak vereni gören kermen bul okneçek Kestonya aska zohfuma ister. Navı kalis Türkadan dişkerin. Իրեք չորսատ ռմպակոցունը նրանք նահանջում են, ասմեն ուրեն սրանք ծովը պանագել ունեն։